Kusura bakmayın, geciktim biraz. Buraya kadar gelip zahmet etmişsiniz. Ayağınıza sağlık. Abim ve ben yaşanan o tatsız olay için çok üzgünüz. Benim zararımı kim karşılayacak? Sen onu de hele bir. Ben halledeceğim abi. Sen yeter ki şikayetini geri çek. Halledeceğim. Yaşar komiserim söyledi. Avukat olacakmışsın sen. Evet. 6 aylık stajımı tamamladıktan sonra inşallah. Tabii sicilimde bir pürüz olmaması gerekiyor. Ya. E peki benim mekana basarken aklın neredeydi? Mekan basmak da ne demek? Ben abimi kavganın içinden almayı... Kusura bakmayın. Abim ve ben olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik. İyi madem. O abim bir özür dilemedi ama sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Yaşar komiserin de hatırı var. Bu seferlik affedelim bakalım. İşte bu kadar. Komiserim beni mekandan beklerler. Hadi kalın sağlıcakla. Kusura bakmayın tekrardan. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Başkan kolay gelsin. Kolay gelsin. Aç bakalım şu ihtiyarın kapısını. Açalım bakalım. Allah. Kapat. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum bu paralar bende olacak var ya. Ya bırak olsa ne olacak? 2 günde batıracaksın. Sen onu bırak da ne diyeceksin Salih'e? Serkan oğlum ben böyle bir düşüş görmedim ya. Bak 1 saat içinde para yok oldu resmen. Dedim sana bilmediğin işe girme dedim kaç defa. Nasıl ödeyeceğiz şimdi adamın parasını geri? İşte bana biraz inansa, tamam biraz güvense, biraz beklese beni. Ne beklemesi ya? Adam parasını 2'ye katlanmış halde iade istiyor. Ne beklemesi? Allah Allah. Seko. Bu işler böyle hadi ince olmuyor kardeşim. Nasıl oluyor? Beklemek lazım biraz. Hem şu an çıkamam ben. Niye? Oğlum çıkarsam şu anda alış fiyatının bayağı bir altında çıkmış olur. Ne kadar altında? Bayağı bir altında. Ne kadar ya? %45. Yuh! Vallahi. Delirdin mi ya? Ben bu parayı alana kadar akla karayı seçtim. Ya bunların sülalesi çöker tepemize. Canını al, parasını batırma bunları. Sen bir gerildin ha. Niye acaba? Tamam oğlum bulacağım bir yolunu ya. Allah Allah. Sen sür hadi sür. Sür geç kalmayalım. Bak elin ayağın titriyor şu anda senin.